insana göre dünyanın en güzel yerlerinden biri. Ama kirlilik, İstanbul Boğazı ve kirlilik birbirine pek yakışan kelimeler değil. Ama öyle maalesef. Güzelliği dillere destan, bir sengine yekpare, acem mülkü feda edilen İstanbul'un boğazı alarm veriyor. İlk akla gelen evsel ve sanayi atıklarının denize verilmesi, özellikle Marmara Denizi'ne verilmesi. Uzaktan göz kamaştıran İstanbul Boğazı çirkin görüntülerle karşı karşıya. Denizdeki kirlilik her geçen gün artıyor. Yeni bir olguya bakmak gerekiyor. O da suların azalması ve yağmurların azalması. Yağmurlar vasıtasıyla en azından denize karışan bir yağmur suyundan bahsediyorduk ya da denize inen yağmur suyundan bahsediyorduk. Bu da kirliliğin seyrelmesine neden oluyor. Çeşit çeşit balıkların yüzmesi gereken boğazda geri dön ürünler yüzüyor. Daha da kötüsü, anne karnındaki bir bebek bile tehdit altında. Anne karnındaki bebeğin kanında bile mikroplastik tespit edildi. Da tehdit ediyor. Nasıl mı? Sağlıklı diye yediğimiz balıkta ve diğer deniz ürünlerinde maalesef plastik ve diğer endüstriyel ürünleri görebiliyorsunuz. Ayrıca atık sularda denize karışıyor. Kirliliğe yeni bir kirlilik daha ekleniyor. Yaklaşık %30'u, 35'i gerçek anlamda arıtılıyor. Biyolojik olarak arıtılıyor. Üstelik kirlilik denizdeki canlı çeşitliliğini de olumsuz etkiliyor. Susuzluk başladı ve dereler kurudu. Ve derelerden denizlere akıntı yok. Denizlere akıntı olmadığı için de o derelerdeki plankton dediğimiz balıkların besini denizlere ulaşmıyor. Denizlere ulaşmadığı için hamsiler aç kalıyor ve bu yüzden de hamsiler küçülüyor. Atık suları yeniden dönüştürmek şart. Atık suları çok iyi arıtmamız gerekiyor. Atık suyu arıtıp ne yapacağız? Tekrar kullanabiliriz. Uzmanlara göre toplum olarak yapılacak çalışmalarla deniz eski haline dönebilir. Pandemi sırasında Boğaz'da hatta Haliç'te yunuslar gördük. Yani bir izin verse çok güzel sonuçları çok kısa zamanda alabiliriz. Eskiden ton balığını açtığım zaman çıkan yağı bir naylon poşete boşaltıp onu da çöpe atıyordum. Asla musluktan atmıyorum. Hiçbir zaman tuvaletleri çöp kutusu olarak kullanmayacağız. Suyun bu kadar değerli olacağını bile bile israf etmekten kaçınmalıyız. Ve değerli izleyiciler, kuraklık tehlikesi NASA tarafından da görüntülendi ülkemizdeki.